Herkese selam. Yeni video ile birlikteyiz. Bu videoda bir sürprizimiz var. Galio oynuyoruz. What the fuck diyeceksiniz. Galio ne alaka? Evet, Galio oynayacağız. Meta şu an ilginç bir şekilde midrange destleri çok destekleyecek durumda. Meta'nın durumundan da bahsedeceğiz. Biraz neden Galio oynanabilir? Aynı zamanda zebani kostümünde oynamak için çok tatlı bir zebani kostümü var Galio'nun. Bunu da oynayacağız. Desteğe girmeden önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp tüm etkinleştirerek beni destekleyebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz beyler. Şimdi destemize girelim. Destede bir galyomuz var. Zebani kostümüyle destemizin anı, şanı. Gerçekten çok tatlı bir kostüm. Zaten Zebani Swain kostümüne inanılmaz düşmüştüm. Galyo kostümü de gerçekten çok tatlı. Şimdi neden Galio oynuyoruz? Bunu bir sorgulamamız lazım. Normalde Galio kötü bir kart. Bundan önceki metaların çoğunda oynanmıyordu. Çok hype'dı çıkarken ama insanlar oynayamıyordu Galio. Neden? İyi bir kart değildi. Şu an neden oynanabilir? Meta'nın durumuyla alakalı. Şimdi meta inanılmaz Shurima odaklı olduğu için ve Shurima bütün late game destlerini oynanamaz kıldığı için. Çünkü Shurima 5-6 manada direkt iki şampiyon da level atlatıp Güneş kursunu tamamlayabiliyor ve late game destleri oynanamaz bir hale alıyor. Çünkü Aurelion Sol oynuyorsunuz, Aphelios oynuyorsunuz. Bu desteler 7 8 9 10 manalarda yani en erken 8 10 mana aralığında aktif olabilen desteler. Ve Shurima 5 6 manalarda oyunu çoktan bitirmiş oluyor bu destelere karşı. Bu destelerin yer kartı yok etme mekaniği olmadığı için bu destelere karşı hiçbir comeback şansı yok. O yüzden Shurima bu tarz desteleri yok ediyor. O late game destleri, Draven pardon Ezreal, Caitlyn de bu tarz destelere dahil. Galio tarzı midrange destlerin içinden çok rahat bir şekilde geçebiliyordu. Ama artık bu desteler daha, metada daha az olduğu için Shurima'dan ötürü Galio tarzı bir midrange deste oynayabiliyoruz. Galio da Shurima tarzı desteleri yeniyor. Şimdi destemize bakacağız. Destemizde şampiyon olarak J4 ve Galio oynuyoruz. Biraz şampiyon olarak late game odaklıyız. Genelde bu kadar yüksek mana şampiyon oynamak çok önerilmez. Bu destede de oynayacağız ama. Çünkü J4 Galio'nun yaptığı çoğu şeyle de sinerjisi oluyor. Şampiyonlara biraz bakmadan önce daha düşük mana kartlarımıza bakalım. Early game'i kazanmak için oynuyoruz. Early game'i kazanıp late game'de şampiyonlarımızı oynamamız lazım. O yüzden Petrich Stazi ve Petrich açık kanat oynuyoruz. Bu kartlardaki Çetin Ceviz özelliği sayesinde yani birimler canlarıyla vurduğu için Freljord'daki can verme kartlarıyla birlikte board'umuzu early game'de çok rahat bir şekilde koruyabiliyoruz. Sağlamlık karşımız var bir tane. Keskin görüşümüz var. 3 tane troll türkümüz var. 3 tane durant kalkanımız var. 3 tane ve 3 tane savaş yerlerimiz var. Rakibin birimleriyle direkt olarak etkileşebilelim diye. Bu birimlerinizi başkanız koruyacağız. Aydın Kalkan koruyucumuz var. Durant çırağımız var. Birim olarak da. Şimdi bu early game paketini görecek olursanız şurada altın kalkana kadar tamamen early game'i kurtarmak üzerine. Yani hiç 3 manada güzel bir şey oynayalım, 4 manada güzel bir şey oynayalım, 5'te güzel bir şey oynayalım. Hiç ihtiyacımız yok. Düşük mana kartlarımızı oynuyoruz. Zaten Petrich açık kanat ve Petrich tazı early game'i taşımak için gayet yeterli. Durant heykeltıraşla da board'umuzu iyice güçlendiriyoruz. Büyülerimizle bu board'u koruyoruz. Late game'e nasıl geçiyoruz? Şimdi 3 tane ödü kopmuş Björk görüyorsunuz. Destemizde başka hiç kart çekebileceğimiz kart yok. Ödü kopmuş Björk'ü ideal olarak 4 veya 5'te oynayıp 6'da J4 atağına gidiyoruz ki bu destede J4 level atlatmak çok kolay. Neden? Birimlerimizin çoğu atakladığı zaman rakip tarafından broklanınca ölmeyeceği için J4'ü 6 mana da bu arada indiği an level atlamış durumda görebiliriz. J4 level atlatıyoruz. Birim board'umuz güçlü oluyor. 7'de de Galio'yu çakıp oyunu oradan bitirmeye gidiyoruz. Çok late game'de şansımız yok. Neden? Gördüğünüz gibi çok fazla kart çekme oynamıyoruz. Yani kart çekmeye dayalı bir destemiz yok. Early game'de board'umuzu güçlü tutup canlı tutup late game'de J4 ve Galio'ya geçiş yapmak istiyoruz. Galio'yu da level atlatmak istiyoruz şu halini görmek için. Destemizin mantığı bu. Bence gayet tatlı bir deste. Bu arada altın kalkanınız var 3 tane de. Bu da silahlanmak için gayet kendini açıklıyor. Yani bunu açıklamadım çünkü herkes yani Demacia oynuyorsan 3 tane altın kalkan oynayacaksın. Bu fix artık. Destemizin mantığı bu. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Maçlara geçelim. Nesco 53 LP'yiz. Master'da. Yukaslanmış mı? Oğlum şuna baksana. What the fuck? Chat, yok ederim oğlum. Oha. Şunu görüyor musun chat? Sizi yok ederim oğlum. What the fuck? Evet. Şişmanım ama kastayım da. Aa, spor yapmak için motivasyon bulmak zor. Biliyor musunuz mu? 2022 Türkiye'sinde. Yani. Yapıyor musunuz chat? Evde mi yapıyorsunuz? Spora gidiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Gene hayat nasıl? Her videoda bunu soracağım. Hayat nasıl? Çünkü mesela Amerika'da olsan, Avrupa'da olsan atıyorum ayda bir sorabilirsin bunu. Hayat nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Türkiye'de günlük. Çünkü günlük her şey resetleniyor. Okey. Güzel board'umuz da var. Şimdi
Petsi Tazi'yi koruyacağım. Karşıda Gohard var. Interesting. Ödü kopmuş Björg'ü tutabilirim. Björg'ü J4 garantilemek için tutabilirim. Ama J4'ün kendisini de çekebilirim. Early game'im bence daha önemli. Okey. Tazı tutacağım. Diğer her şeyi atacağım. Okey. Savaş elleri güzel olabilir. TF veya Kindred'la baş etmek için de çok güzel olur. Okey, Kindred de oynuyor. Müziğe bakalım. Bu board'u müziğini hiç dinlemedim. Love and Grace. Okey, iki kart tuttu. Elimiz çok güzel değil. Biraz daha birim ağırlıklı olmasını isteriz elimizin. Let's go. Free damage. Mesela şeyin güzel yanı keskin görüş, eyvallah, nerflendi ama bu deste için bir önemi yok bu nerfin. Okay. Not bad. Okay. Genjo swingleyecek burada. Swinglemeyebilir. Troll chantım olabilir çünkü. Swingleyecek de sadece tazıyla swingler. Aa, burada bir şey yapmayıp openlayıp blokladığında keskin görüş atıp sonra savaş yerleri atabilirim. Savaş yerini burada harcamak istemiyor da olabilirim ama. Şu güzel bir play mi? Sharpsight atarsam pek bir anlamı yok. Böyle yapabiliriz. Okey. Çünkü dediğim gibi şeyi çok umursamıyoruz. Ne diyeyim? Elimizdeki kart avantajını çok umursamıyoruz. İnanılmaz bir top deck. Çekebileceğimiz en iyi karttı belki şu an bu. İnanılmaz bir top deck. Durant çırağından bahsetmeyi unutmuştum herhalde desteği anlatırken. Nice. Şöyle Bülah'a gidebiliriz. Burada paslayacağım. Bir şey yapmam için hiçbir motivasyonum yok. Kindred oynarsa direkt savaş yerleri atarım. Okey. Burada ödü kopmuş bir örgü inebilirim. Nice. Bu biraz kötü oldu. Bayağı kötü oldu aslında. 7 daha taklamam da kötü. 6'da ataklasam çok tatlı olurdu. Full swingleyebilirim burada. Petsit tazının şeyi olduğu için. Dayanıklı olduğu için. Yani bu deste bu dayanıklılığı kırıp bir şey yapamaz. Okey. NP. Savaş yerleri oynayacağız büyük ihtimalle burada. Yani şöyle play yapabiliriz. Bu bufflanacak çünkü. Evet. Böyle play gidebiliriz. J4'üm level atlamak üzere. Diğer tur altın kalkanla şey verip J4 level atlatabilirim sonraki tura. Şuraya altın kalkan atarsam öldürebilir bunu. İkinci tazı fena değil. Ordu müziği efsane bu arada. Yani GPC daha 2'de, o yüzden çok endişelenmiyorum GP'den. 6'da ataklayıp 7'de Galio oynayabilmek çok güzel olurdu. Yani bunu yaparsam şeyden korkuyorum. Bu Kindred'ı da alacağım zaten diğer tura. O yüzden çok endişelenmem gereken bir şey yok. Burada bir tane altın kalkanımı harcayabilirim. Aynen. Çünkü manamı çöpe atmış oluyorum bunu oynamazsam. Bir adam elimde ne olduğunu da bilmiyor yani. Buna can verecek büyülerim de olabilir. İlginç. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle yapabilirim mi? Bu mantıklı bir play mi? Şu daha mantıklı bir play herhalde. Buraya ping atabilir ama. Yine de mantıklı bir play. Aynen.
Yine mantıklı bir play. Evet, sonuçta diğer pet stazıyla yine ataklayacağım. Aynen, şunu şuraya koyarsam şey atabilir. Wild Feast atabilir, Make It Rain atabilir. Sıkıntı yok. Şöyle ataklayabiliriz. Bu Go Hard oynuyor, Go Hard yok. Çok ilginç. Diğer tazımızı oynayacağız. Okay. Vengeance oynayabilir burada. Vengeance biraz rahatsız edici olabilir. Vengeance bayağı rahatsız edici olur. Diğer tur Galio oynayıp yine openlarıp bir J4'da... Okay. Nice. J4'ümüz level up. Let's go. Altın kalkanım var. Bunu bu tur atmak istemeyebilirim ama ya. Diğer tur Galio oynayıp onu atabilirim. Ne geliyor burada? Okay. Burada GP falan gelirse J4'ün afetini atabiliriz. Wow. Aa, bunu istiyor muyum? Bunu istemiyorum herhalde ya. Burada Troll Chant atabilirim. Evet, bu J4'ü hayatta istiyorum açıkçası. Çünkü diğer tur elime şey verecek. Aynen. Unlucky. Galyomuz var diğer tur. Sonraki tur atakta gene J4 gelecek. Ya sadece GP biraz kötü olabilir. GP level atlayıp board'a inerse bir tık rahatsız edici olabilir. Okay. Ne zamandır duyuyordum? Asıntıya uymak lazım. Sıfır sıkıntı. Okay, okay. Şöyle şöyle yapacağız, değil mi? Aa, Galio'nun 3 canı gidebilir. Senin, aynen, senin canın 3 kalsın. NP, sıfır sıkıntı. Yani Galio'nun büyük halkanını alıyor da yapacak bir şey yok. Diğer tur altın kalkanımız da var. Go Hard hiç oynamadı. Bu destenin mantığı ne acaba? Bu destede Go Hard oynamıyorsa hiçbir anlamı yok yani bu şampiyon diziliminin. Ses nasıl beyler bu arada? Seste birkaç ayarlama yaptım. Daha iyi olması lazım. Yani kulak tırmalamıyordur büyük ihtimalle. Reis ya, şu karizmaya bakar mısın? Wow. Okay. Galio'nun buradan 5 damage'i var. Wow. Let's go. Vengeance gelirse kazandık burada oyunu. Şimdi Durant kalkanla oynayamam. Çünkü altın kalkan oynamak isteyeceğim. Şuraya Vengeance gelebilir. Şuraya Vengeance gelirse bir tık kötü olabilir ya. Okay. Interesting. Böyle salması burayı. Şuraya sağlamlık karışımı gidebilirim aslında. Evet. Gidebilirim. Niye gitmeyeyim ki? Aynen. Buraya gidebilirim bunu. Aa, gerek var mı ama? Gerek yok herhalde ya. Ama şimdi mesela GP oynayacak büyük ihtimalle diğer tur open için. Ben de şey oynayacağım, altın kalkan oynayacağım. O zaman gidebilirim buna ya. Çünkü Ruination atacağını sanmıyorum burada. Ruination'lık bir pozisyon değil yani bura.
Oğlum Bordo şarkısı efsane değil mi? Okey, GG. Aa, kime veriyoruz? Kime veriyoruz? Galio'ya mı veriyoruz, C4'e mi veriyoruz? C4'e veriyoruz ya, değil mi? Tabii. Önemli olan C4'ün yaşaması çünkü. Bir Galio'm daha var elimde. Bu board'daki Galio da o kadar önemli değil. GG. Boom. Yani dediğim gibi işte bu 7 ve 9 mana aralığında, 6-9 hatta, yani J4 ve Galio'yu oynadığın aralıkta oyunu winlemen lazım. Ki bu deste çok rahat winliyor. Chat Nimo kapanmış. Onu gördüm bugün. Cahre'in şey yapıyordu. Ben Brezilya'da kapandı diye gördüm. Her yerde kapanmış. Çok ilginç. Yani adamlar bir sürü yayıncı çekti. Oradan buradan şey yaptı. Kapan bir anda, bir gecede biz kapatıyoruz. Dükkanı kapatıyoruz demişler. Galio metası. Welcome to Galio metası. Kindred Galio troll ama. Yani çok ilginç ya. Kimse yani Twitch gibi sürdürülebilir bir model ortaya koyamıyor yani. Hiçbir yayın platformu. Elimiz çok kötü. Elimiz gerçekten çok kötü. Elimiz bayağı çöplük yani. Elimiz çöplük ve ötesi şu an. Herhangi bir şey, herhangi bir şey. Wow. Okay. Böyle olmaması lazımdı. Hello. Bu destede birim var. Bu kadar kötü değil bu deste. Okey. Evet. Evet. Yani bunu da görmek lazım. Değil mi? Bunu da yaşamak lazım ya. Teşekkür ederim. J4'ü elinden oynayınca gelen pişmanlık hissi. Bu ne abi? Böyle bir el yok yani. Gerçekten böyle bir el yok. Bloklamayabilir bunu. Gayet rahat bloklamayabilir yani. Aynen öyle. Diğer turu deması için yapıştıracak. Interesting, çok interesting. Okey. Tamam, kaybettik. Sharp side atacak. Evet, yani evet. Evet, bu da olabilen bir şey chat. Yani böyle eller de var. Yani belki çekebileceğimiz en unlucky el. Hayat. Ha, ne diyorduk? Bak, Twitch diyorduk. Şimdi Twitch yani hem ilk platform şeydeki bu Mixer falan çıktı. Mixer'ı da hatırlıyorsunuz. Yani bu yayıncılık olayındaki ilk platform. Bir sürü rakip çıktı. Mixer çıktı. Nimo çıktı işte. Bir sürü yayıncıyı çekti kendine. Ölüyor ama hepsi. Yani sürdüremiyorlar. Şey yapamıyorlar. O para döngüsünü oturtamıyorlar. Twitch oturtuyor. Bir kere reklam alamıyorlar ki. Doğru düzgün reklam alamıyorlar. Marka şeyi çok önemli. Tanınırlığı. Bilmiyorum, ilginç. Baya ilginç. Güzel el. Gözünü seveyim. Güzel el. Okey. Aynı matchupları oynuyoruz. Tamam. Bu sefer cenabet olmak yok. Teşekkür ederim. Güzel bir el. Sağlamlık karışımını da tutabilir miyiz? Gerek yok. Ha, var mı? Çift puanda da ben ataklıyorum. C4 de tutabilirim aslında. Böyle böyle tutmak çok mu saçma? Yo, değil. 2'de 6'da ben ataklayacağım çünkü. 2'de bu, 3'de bunu oynarız.
Ya durumuma göre belki iki de Petrus'la açık kanat oynarım. Adam da açık kanat oynarsa sağlamlık karışımıyla tradeleyebilirim. Bu el cenabet giydisi abi. Şimdi açık kanat oynayabilirim. Heykeltıraş oynarsam ve o açık kanat oynarsa GG oluyorum diğer tura. GG. Sağlamlık karışımı broken. Bir mana play yok yani. Aynen. Mega Bird. Nice. Bir tane daha açık kanat olabilir. Hala açık kanat olabilir, o yüzden bir şey yapmayacağım. Okay. Diğerlerinin hayal ettiğini yontarım. Kindred gelebilir burada, o bir tık üzer. Kindred gelse de Petrus açık kantta çekip troll chant basarız yani. Bayılıyorum bu kartın bu şeyle vurma olayına ya. Canla. Bir can indirirsek Wild Beast atabilir de Wild Beast oynayacağını sanmıyorum o destede ya. Okey. Altın Kalkan'a gitmedim çünkü Troll Chant'i kullanamıyordum. Efsane top deck. Böyle yapacağız. Aynen. Bunu yapıyoruz direkt. Hatta şey mi yapıyoruz ya? Aydın Kalkan koruyucusu atıyoruz buna. Doğru, her şeye manam yetiyor şu an. Böyle yapacağız. Burada büyük ihtimalle ruh sülüğünü çekerim şeyle. Petrus'la. Interesting. Genjo'nun oyunu kaybedesi gelmiş. Elimden çıkan sese bayılıyorum. Şu an oyunu kazandık yani. Yapabileceği hiçbir şey yok şu an. Son bir dokunuş. Level up J4 ile open ataklayacağız direkt. Diğer tura GG oluyor Genjo. GG. J4'ü çok seviyorum lan. Cidden çok seviyorum. Yani oyun çıktığından beri en çok buff alan şampiyonlardan bu da. Bu kart 5'e 4, 5'e 3'tü. Ve 4 vuruşta level atlıyordu. What the fuck. Hayvan gibi buffladılar kartı. Çöp kart. Çöp 2. Aa, okey, bir önemi yok bunun. Yani cidden bir önemi yok. Kendi Galyo'muzu oynayabiliriz burada. Çünkü bu 2-7'lerin bir önemi kalmayacak. Galyo ile Galyo'yu tradeleyebilirim ki benim Galyo'm artı bir can da kazanıyor. Şey de yapamaz. Yani Galyo'suyla da ataklayamaz. Maksimum 4 can azaltabilir Ward'umdan. 4 can azaltsa bile Galyo tam 25'te kalıyor. Level up. Let's go. Yani afeti oynayamıyoruz. Bir tık üzücü. GG. Let's go. Galyo'da da animasyon olabilirmiş ya. Tamam, o kadar popüler bir şampiyon değil, anlıyorum da animasyon verecek kadar. Gene olabilirmiş. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Tak tak. Tak. Tak tak. Böyle yapıyoruz. Hatta şöyle yapıyoruz. Böyle kazanacağımız için bloklamak zorunda. Bloğa gittiği zaman da açık kanatımıza artı 2 atak vereceğiz. Şunlardan birine eksi 2 vereceğiz. Ama yani şunların ikisi oyunu bitirdiği için şöyle koymak zorunda. Galyo hasar aldığımızda da silahlanacağız. Sonra bir daha silahlanabiliyoruz.
Judgment falan oynamıyorsun değil mi? Okey, okey, okey. Şimdi onunla ona vurduruyor. Şunu yaptığım an adamın bütün planları GG oluyor. Hem bunu atanı sıfıra indiriyorum. J4'ü öldüremiyor. Hem benim açık kanatım onun şeyini öldürecek. Galios'unu öldürecek. Concerted çok boş kart. Bomboş bir kart. Yani bu destede oynamazsın Concerted. Okey. Ne yapayım? Kabul abi. Elimden bir J4 daha gelecek atakla. Okey. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu J4'ü ataklarsam ve J4'ü çağırırsam onu alacak, öldüremiyorum. Galyos'uyla Galyon bırak bloklar şey yapamam. O yüzden ne yapacağız? Bir kere daha silahlanmam lazım. Galyo'yu şey yaparsam, bariyerlersem, zaten adamın manası yok, aynen. Şöyle full bir swing atacağız. Çok sürmez. Yapma ufaklık. GG. Deste cidden güzel bu arada. Hadi. 8 manada maçı bitirdik. Çok eğlendim. Sırada kim var? Chat geçen markete gittim. A101. Ice'li şeftali alacağım. 330 mililitre kutu. İçmek isteyeceğim. Ice'li seven adamım biliyorsunuz. Manyağım. 330 mililitre Ice'li A101'de bak. Bu en ucuz yer olması lazım. Tamam mı? 7 lira. 7 lira. Ve karşıma Joe Biden geliyor yani. Joe Biden okey. Ionia ile Targon oynuyor, çok ilginç. C4 tutabilirim gene. C4 tutmak hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil ama tutmamak da hoşuma gidiyor. Okey. Çünkü illa çekeriz C4 ya. Diyormuşum, C4'ü çekemiyormuşum. Çünkü şeyimiz de var ya, 4 manaya kadar. C4'ü top tekleyecek kartı da çekebiliriz. O yüzden yani özellikle Pantheon'a karşı early game'imiz çok da önemli. Güzel el, güzel el, not bad. Burada Aydın Kalkan koruyucusu atar mıyım? Atmam herhalde. Ne oynayabilir? Burada keçi oynayabilir. Keçi bir tık üzer beni. Keçi oynayacaksa Altın Kalkan koruyucu atabilirim. Kalkanım emrinde. Şununla keçi trade'lerim. Şununla da kafasına geçiririm. Gayet okey bir play olur. Aynen. Kalkanım senin. Gayet okeyim buna. Keçiyle şurayı trade'lemeye. Sadece şöyle de ataklayabilirdim. O da bir seçenek. Ama yani şununla keçi trade'leyebiliriz gayet rahat. Durant Kalkan efsane. Burada bir şey yapmayacağız. Aslında yapabiliriz. Sonuçta bunu bufflarsa kaça çıkabilir en fazla? 4 canı çıkarabiliyor değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Bu mücevhere buna basıp ataklarsa... Wow. Giga troll. Mega troll. Şu mücevhere basıp ataklarsa troll kill. Ataklayacak mısın? Saçmalıyorsun. Okay. Thank you. Openlayabiliriz. Çünkü yani neyi bloklarsa önce sharp sight atarım. Sonra bir şey yaparsa Durant Kalkan atarım. Her şekilde kazanırım gibime geliyor trade'i. O yüzden ataklayacağım burada. Aynen öyle. Okey. 7. 7. Savaş yerleri atsam... Durant kalkanlayabiliriz burayı. Aynen, bir tanesini Durant kalkanlayabilirim. Okey. Bunu 7'ye çıkarıyoruz biz de. Savaş yerleri çok güzel top tek. Hiç fena değil. Şimdi şuraya altın kalkan vereceğim. Bir manam daha olsa çok güzel olurdu. J4'ü de tutabilirmişim bu arada. Şu an onu fark ediyorum.
Şimdi burada şunu yapabiliriz. Bunu yaparsak Sharp Sight diye bir şey yok. İonya'da olduğu için şey atabilir. Artı 2 atak verebilir bunu yaparsam. Yani bu trade'de ben avantajdayım şu an. Ama bu damage'i yiyip buraya altın kalkan verirsem çok daha iyi bir durumdayım ya. Aynen. Bu damage'iye şuraya altın kalkan ver open'la. Sonra bol bol dua et C4 top tekle. Dinay oynamıyorsundur ya. Oynuyor olabilir bu arada Dinay. Nice. Mega nice. Bugün diyeceğiz ki yeter. Şimdi böyle yaparsam bariyerini Pantheon'la alacak. O yüzden şunu yapacağım. Bunu yaparsan da bunu korur ama. Bak. İlginç bir pozisyon. Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Pantheon 2'de daha. Savaş elden oynasaydım ataklayamazdım. Şey yapsaydı, bunu bufflasaydım. Şey 4 top deck. Please. Savaş elleri oynasam şu an mesela şuraya olmaz. Open'lamam lazım çünkü şuna. Haş oynuyor olabilir. Haş çok kanserler beni şu an. Okay. İblis yok etmeye hazır mısın kahin? Yolu göster. Kimse dinlemeyecek mi? Diğer tur galyomuz var, o güzel. Pantheon'da çok güzel öldüresi vardı, şu an bir şey yapamam diyor. Diğer turda level atlayamıyor zaten. Aynen. Joe Biden Race. Sıçma azma please. Okey, buraya paslayacağız. Diğer tur Galio. Cringe. Okey. Wow. Bol bol dua. Bol bol dua. What the fuck? Okay. Bu zaten buffladı şeyden. Değil mi yani, aynen bu Pantheon trade'liyor, hayatta kalıyor. Galio'yu buff'lıyorum. Bunu kesmeyi denemek için. Aynen. Okey. Bu buraya, bu buraya, bu. Aynen. Şunun bir önemi yok zaten. Seviyorum ama meta'yı ya. Yani böyle kartları milletin oynamasını seviyorum. Şimdi şurada bir play'e gitse, şimdi burada atağa gitse canını koruyamaz. Şimdi Pale Cascade olsa çok pis olur. Pale Cascade sıçar ağzıma burada. Ama şurayı öldürürüm o zaman da. Ataklarım bunu C4 ile alırım. Galio yaşarsa best shit tabii. What? O ne ya? Neyse, tam Galio ölmüyor en azından. Bu arada savaş yerleri efsane olacak şurada. Şimdi tabii önce open'lıyoruz. C4 onu alsın. Bir dövsün onu diye. Önce savaş yerleri de atabilirim şuna. Niye atamıyorum? Ha, bu 8 oluyor değil mi çünkü? Okay, şu an atamam. Aynen. Let's go. Kartın bu kadar broken olması inanılmaz bir şey ya. Lütfen.
Çekil. Okey, okey, okey. Cringe. Suicide, let's go, please. Let's go. Yani burada spell shield yok, buraya bir şey yapamaz. Bunu bufflayabilir. Soru ne kadar bufflayabilir? Çok korkutucu gerçekten bu kart ya. Okay, don't open attack. Open attack'larsa ölüyoruz. Ölmüyoruz. Ölüyoruz mu? Ölüyoruz. GG. Broken. Akyalaz broken. GG. İşte midrange'de sizlere karşı midrange'de yani biz de daha iyi çekebilirdik. Early game'i daha iyi çekebilirdim. Hani mesela bu şeydeki ikinci maçta çok kötü çektik. 1 ve 3. maçta güzeldi. 2 leş 4 e. Okey. Deste böyle beyler. Burada bitireceğim bu videoyu. Gayet tatlı bir deste bence. Dediğim gibi ya süper kompetitif bir deste değil. Midrange deste olduğu için sıkıntılara şey yapabiliyorsunuz. Sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Büyü biraz ağırlıklı gibi geldi. Aslında değil. 16 büyü 24 birim oynuyoruz. Belki Bjork azaltılabilir bir tane. Çünkü Bjork J4 şeyini yani hem J4 hem Bjork çekmek çok worth değil. Ama dediğim gibi deste bence tatlı. Yani en azından fresh, daha yeni bir deste. Çok monoton bir deste değil. Alıp deneyebilirsiniz. Kodumu da her şey aşağıda olacak. Videoyu da beğendiyseniz bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Video formatının gene nasıl olduğunu soracağım. Böyle hem gameplay'den bahsedip, yapacağım play'lerden bahsedip hem de arada sohbet tadında sizinle konuşmak şeklinde videolara devam etmeyi planlıyorum. Siz dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum beyler. Hoşça kalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.